Merhaba arkadaşlar. Bu akşam çok küçük bir ders yapmak istedim. ODDOK 2013'te kurallar nasıl oluşturulur? Kural oluşturma ile ilgili küçük bir çalışma yapacağız. İnternette bu konuyla ilgili de çokça video da vardır. Ama ben mümkün olduğu kadar kısa ve öz bir şekilde anlatmak istiyorum. Kural oluşturmak arkadaşlar, özellikle çok yoğun bir mail trafiğiniz varsa maillerinizi takip etmek, kimlerden mail geldi, kimlere cevap verildi, verilmedi gibi daha ODDOK'unuzu daha yönetilebilir hale getirmek için klasörler şeklinde maillerinizi gruplara ayırmak amacıyla kullanıyorum. Ben hemen şu gelen kutusun üzerinde bir klasör oluşturuyorum. Örneğin İK yazdım. İnsan kaynaklarından gelen mailleri bu klasörde toplanmasını istiyorum. İşte yönetim diyorum. Yönetimden gelen yöneticilerin maillerini burada toplamak istiyorum. Örneğin muhasebe deyip muhasebe biriminden gelen maillerin burada toplanmasını istiyorum vesaire. Profesyonel iş hayatında eğer daha önce söylediğim gibi mail trafiğiniz çok yoğunsa ihtiyacınız mutlaka olur diye düşünüyorum. Kural oluşturmak için tabii ODDOK 2016, 2019 vesaire, yani sonuçta kurallar diye bir menü vardır buralarda bir yerde. Kurallar ve uyarıları yönete tıklıyorum arkadaşlar. Burada yeni kural diyorsunuz. Burada bir sürü ıvır zıvır var. Bunları boş verin. Önemli olan şurada aşağıda gördüğünüz şu iki seçenek. ODDOK 2016'da da aynı şekilde, 2019'da da aynı bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çünkü Microsoft'un program mantığında şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kullanıcı kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla yeni versiyonları tamamen bir alt versiyonun üzerine sadece geliştiriyorlar. Yani çok radikal değişiklikleri birden yapmıyorlar. Sadece mevcut olanın üzerine eklemeler yaparak ilerliyorlar. Dolayısıyla Office 2013 kullanan 2016'da da hiç zorlanmıyor. Windows 2007 kullanan 2010'da da hiç zorlanmıyor. Yani Microsoft'un mantığı bu. 2013'te bunlar varsa 2016'da da 19'da da vardır. Sadece fazlası vardır. Yani bu şekilde düşünün. Burada kişiler ve orta gruplara tıklıyoruz. Tek yapmamız gereken iki işlemi şimdi size hızlı bir şekilde göstereceğim. Kişiler ve orta gruplar. Burada arkadaşlar normal bir kişisel bir mail hesabım olduğu için burada kişilerimi göremiyorum. Özellikle iş yerlerinde bütün her bir personele mail hesabı tanımlandığı için, özellikle mail server kullanıldığı için herkesin, tüm kullanıcıların mailleri burada gözükebiliyor. Gözüküyor. Burada ben varmış gibi düşünelim. Örneğin Ahmet Demir diyelim. İşte @gmail.com diyelim. Tamam dedim. Yani birinin mailini yazacaksınız. Tek yapmanız gereken, bakın önce şunu yazdım. Tabii eğer hani başka da varsa şuraya noktalı virgül. İşte mehmet.taş@gmail.com noktalı virgül ali.kaya@gmail.com gibi böyle devam edebilirsiniz. Tabii dediğim gibi eğer server varsa ve tüm personellerin mailleri o şeyde dizinde listelenmişse, burada sadece üzerlerine çift tıklayarak aşağıya aktarıyorsunuz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Sonra belirtilen diye bir klasör var. Burada da gelen kutusun altındaki yönetimi seçiyorum. Tamam diyorum. Ve sadece ileriye basın. Sonuna kadar ileri hiçbir şey okumadan ben size gösteriyorum. Sadece şuradaki en sondaki kutuyu işaretlemeniz lazım. Bu kutuyu işaretlediğiniz zaman bu kişilerden gelen, bu şu normal posta gelen kutusunda bulunan, aşağıda şurada gördüğünüz alandaki bu kişilerden daha önce gelen tüm mailleri de buraya taşı demektir arkadaşlar. Bu kural gelen kutusunda içinde bulunan iletileri de şimdi çalıştır. Burada sona tıklıyorsunuz ve bu kişilerden gelen tüm mailler otomatikmen buraya aktarıldığını göreceksiniz ve tamam diyorsunuz. Birinci kuralımız tamamdır. Artık yönetimden gelen, Mehmet'ten, Ali'den, Ahmet'ten gelen mailler otomatikme şu klasör altında toplanacaktır. Yani gelen kutusuna şu genel bir nevi, yani şu herkesin maillerinin düştüğü ortama bunların maili artık düşmeyecektir. Şimdi yine kurallar ve uyarıları yönete tıklıyorum. Yeni kural diyoruz. Kişi ve orta gruplar diyoruz. Örneğin bir kişi var mesela. Ayse.yilmaz@gmail.com dedik örneğin. Buraya yazacağız arkadaşlar. Dedim ya, eğer normalde dizin şeklinde bütün mailler listelense buraya yazıp bunu bulup aşağıya aktarıyoruz. Tamam diyorum.
belirtilene tıklıyorum. Örneğin bu da İK personelidir. İK'dan gelenleri burada toplamak istiyorum. Tamam deyip sadece ileriye tıklıyorsunuz. Hiçbir şey okumadan. Standart ayarlanmış zaten hepsi. Sadece şu sondaki kutuyu işaretleyip son deyin yeterlidir. Buralarınızı bu şekilde oluşturuyorsunuz. Bu kişilerden gelen mailler şu ilgili klasörlerin altında toplanmış olur. Kural oluşturma şimdilik bu kadar arkadaşlar. En sade, hızlı bir şekilde oluşturmanın yolu budur. Önce klasörünüzü oluşturuyorsunuz. Örneğin satın alma diye bir klasör oluşturdum. Yapmamız gereken şey şudur. Kurallardan kurallar ve uyarıları yönete geliyoruz. Yeni kural diyoruz. Şurada kimden buraya mailler düşsün? Kimin mailleri buraya düşsün? Hasan Yıldız diyelim. @hotmail.com örneğin. Tamam diyorsunuz. Şuradaki belirtilene tıklayıp satın almayı seçip tamam diyorsunuz. Hiçbir şey okumadan ileri 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 deyip şu kutuyu işaretlerseniz son diyorsunuz. Kuralınızı oluşturdunuz. Artık Hasan Yılmaz'dan gelen mailler otomatikman satın alma klasörüne düşer. Ve bu şekilde maillerinizi daha rahat takip edebilirsiniz. Eğer kuralları silmek istiyorsanız da kuralları yönete gelip şuradan kuralı sil diye deyip kuralları silebilirsiniz. Kuralları sildiğiniz zaman otomatikman bu kişilerden gelen mailler tekrar şu ortak alana, gelen kutusunun ortak alanına bunlardan gelen mailler düşer. Şimdi bir örnek yapmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl bir örnek? Neyse, örneğini yapmaya gerek yok. Zaten kurallar bu şekildedir. Kurallar da çalışır, emin olabilirsiniz. Hani ben bir mail gönderecektim, acaba oraya düşer mi diye. Siz bunun denemesini yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar.